Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da Bakara Suresi 168. ayeti kerimede yeme içmemizle alakalı, kazancımızla alakalı, harcamamızla, topyekün hayatımıza bakış açımızla alakalı şu önemli hatırlatmada bulunuyor. Estağfirullah. Ya eyyühennas, ey insanlar, külü mimma fil erdi halalen dayyiba. Yeryüzünden helal ve temiz olanları yiyin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın peşine takılmayın, ona tabi olmayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَلُوبٌ مُب۪ينَ Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Allah-u Teala bütün insanlığa sesleniyor. Helal ve temiz olandan yememiz gerektiğini. Çünkü helal ve temiz olandan yemediğimiz zaman olumsuz anlamda bedenimize de, psikolojimize de, fizyolojimize de olumsuz yönde tesir edeceğinden dolayı Rabbimiz bizim iyiliğimizi, bizim menfaatimizi, bizim çıkarımızı istediğinden dolayı helal yememizi ve temiz yememizi istiyor. Peki helale kim düşmandır? Temize kim düşmandır? Şeytan düşmandır. Şeytanın işi gücü insanları Allah'ın yolundan, Allah'ın dininden, Allah'ın emirlerinden uzak tutmaya çalışmaktır. Dolayısıyla Rabbimiz şeytanın peşine takılmayın. Şeytanlaşmış insanların peşine takılmayın. Allah'ın dininin dışındaki yollara sevk eden kişilerin yoluna gitmeyin. Onlara tabi olmayın. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır buyuruyor. Evet, şeytan bizim düşmanımız. Ezeli ve ebedi düşmanımız. Dolayısıyla düşmanımızı bileceğiz. Dostlarımızı bileceğiz. Kur'an'a sarılacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edileceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'a sımsıkı sarılan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine de sımsıkı sarılıp onun ahlakiyle ahlaklanan kullarından eylesin.